Güne Bakış'tan herkese iyi akşamlar. Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin 28 Kasım 2015'te Diyarbakır Sur'da dört ayaklı minare önünde basın açıklaması yaparken öldürülmesine ilişkin yeni bir rapor açıklandı. Goldsmiths Londra Üniversitesi Adli Mimari Araştırma Bölümünün hazırladığı rapora göre Elçi, olay yerindeki polislerden birinin silahından çıkan kurşun hayatını kaybetmiş olabilir. Kıyamdık kadın. Keşke içeri de İngiltere'de Londra Üniversitesi bünyesinde bulunan Forensic Architecture, Adli Mimarlık adlı kuruluşun raporu, Diyarbakır Barosu'nun talebi üzerine hazırlandı. Yeni rapor için baronun sunduğu kanıtlar, tanık ifadeleri ve olay yeri inceleme raporundaki bulgulardan yararlanıldı. Olay anını kaydeden 4 ayrı kameranın görüntüleri de eş zamanlı hale getirildi ve uydu görüntüleriyle 3 boyutlu bir model oluşturuldu. Elçinin bedeninin görüldüğü bir fotoğraf üzerinden elçinin vurulduğu anda nerede olduğu ve kimlerin ateş etmiş olabileceği değerlendirildi. Rapora göre olay yerinde bulunan iki PKK'lıdan biri elçi henüz hayattayken olay yerinden uzaklaşmıştı. Diğeri ise silahını atmıştı. Yani adli mimarlığın iddiasına göre elçinin PKK'lılarca vurulmuş olma ihtimali yok. Araştırmaya göre Tahir elçiyi öldüren kurşun büyük ihtimalle olay yerindeki 3 polis memurundan birinin silahından çıktı. Avukat Barış Yavuz BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada şöyle konuştu. Tahir Elçi'nin ölümüne sebebiyet veren mermi çekirdeği bulunamadı. Tahir Elçi'nin ölüm anı ise tespit edilemedi. Bütün kameralar o sırada koşan iki örgüt üyesine dönmüş vaziyetteydi. Bu yüzden o anı, Tahir Elçi'nin öldürüldüğü anı bulabilmek için bu ana en yakın zamanı oluşturabilmek açısından görüntüleri, sesi, bu gördüğünüz mekanın fiziksel yapısını hepsini 3 boyutlu modelleme yaparak birleştirmeye çalıştık. Tanık ifadeleriyle, bilgilerle, belgelerle ölüm anını yeniden oluşturmaya çalıştık. Adli mimarlığın direktörü Eyal Weissman ise BBC'ye verdiği demeçte, "Biz sadece gördüklerimiz üzerinden konuşabiliriz. Bir silahın ateşlendiğini görüyoruz. O silahın yönünü görüyoruz ve 3 boyutlu bir ortamda o merminin Tahir Elçi'yi vurmuş olabileceğini ifade ediyoruz. Spekülasyon yapmak istemiyoruz. Bu bizim işimiz değil," diye konuştu. Tahir Elçi 28 Kasım 2015'te Diyarbakır Sur'da 4 ayaklı minare önünde basın açıklaması yaparken öldürüldü. Polisle iki PKK'lı arasında basın toplantısından hemen önce çatışma çıkmış, bir polis hayatını kaybetmişti. Olay yerinden kaçan PKK'lılar basın toplantısının yapıldığı yerdeki sivil polislerle karşılaşınca yine çatışma çıkmıştı. Tahir Elçi bu sırada vurulmuştu. Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, Tahir Elçi'yi PKK'nın öldürdüğünü söylemişti. Olayın üzerinden geçen 3 yılı aşkın zamana karşın şüpheliler belirlenmedi ve iddianame de hazırlanmadı. Forensic Architecture, yani adli mimarlık, mimarlar, bilim insanları, akademisyenler, basın uzmanları, sinemacılar, teknoloji uzmanları ve diğer uzman profesyonellerden oluşan bir kuruluş. Bazı üyeleri Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Teknoloji Danışma Kurulu'nda da yer alıyor. Diyarbakır Barosu, soruşturma dosyasında tek bir şüphenin olmadığı Tahir Elçi cinayetine ilişkin İngiltere'de hazırlattığı raporu bugün kamuoyuna açıkladı. Gazeteci Ferit Aslan basın toplantısını takip etti. 28 Aralık 2015 tarihinde Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi şu anda bulunduğumuz bu noktada vurularak öldürüldü. O tarihten bu yana yürütülen soruşturmada bir arpa boyu kadar yol anlamayınca Diyarbakır Barosu da bir komisyon oluşturdu. Baro'nun oluşturduğu komisyon buradan aldığı görüntü ve ses kayıtlarını Londra Üniversitesi Mimarlık Bölümüne gönderdi ve orada bir rapor hazırlandı. Rapor 14 Aralık 2018 tarihinde soruşturmayı yürüten savcılık ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına verildi. Bugün Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın ve komisyon üyesi Barış Yavuz bu raporu kamuoyuna ve basına açıkladılar. Kurşuna öldürüldüğü konusunda bir tespit var. Bu daha önce otopsi raporuyla da teyit edilmişti. Zaten bu konuda da başka bir iddia da yok. İkinci tespit şu. Orada o görüntüde bulunan iki örgüt mensubunun silahından çıkan mermilerle öldürülmediği yönünde bir tespit var. Üçüncü tespit, biliyorsunuz şöyle bir iddia söz konusuydu. Daha önce bazı bu konuda bazı söylentiler oldu soruşturma dosyasına. Hatta bir kısmı kamuoyuna da yansıdı. İşte Başkan Elçi'nin
görüş alanında olmayan başka bir kişi ya da kişiler tarafından uzun namlulu bir silahla vurulduğu yönünde iddialar vardı. Bu iddia da bilimsel veriler kullanılarak doğru olmadığı tespit edilmiş. Son olarak da ACD olarak isimleri kodlanan, biraz sonra sizlerle paylaşacağımız, size vereceğimiz görüntülerde ACD olarak kodlanan 3 polis memurunun da biraz önce söylediğim gibi kuvvetli suç şüphesi altında olduğu, muhtemel fail olabilecekleri yönünde bir tespite yer verilmiş bu raporun sonuç kısmında. Görsellerde sizler de izleyeceksiniz, belki izlemişsiniz. Çok net bir şekilde bilimsel bir çalışma söz konusu. Ancak işte başsavcılık bizden bunun İngilizce aslını, aslında Türkçe olan bu çalışmanın İngilizce aslını istedi. Bunu anlamlandırmak hakikaten bir şey. Ama ceza muhakemesi anlamında soruşturma dağınıktır ve bir delil serbestisi vardır. Burada bilimsel temellerle hazırlanmış bir çalışmadır. Bu rapor aynı zamanda bu çalışmanın hangi bilimsel kriterler, hangi metotlar ve hangi yazılımlar kullanılarak da yapıldığını belirtiyor. Evet, bugün Güne Bakış'ta konuğumuz İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Nadir Arıcan. Hocam hoş geldiniz. Hocam şöyle başlayalım, haberlerimizi de izledik. Sizce ne dersiniz, bu tip raporlar bu tarz fail meçhullerin aydınlatılmasında bir referans olur mu? Nasıl bir rapor? Çok iyi bir örnek. Şimdiye kadar değişik olaylarda bu tür çalışmalar yapıldı. Ama bu olayda üst düzeyde yapılmış bir çalışma olduğunu söyleyebilirim. Evet, adli bilimlerin önemli bir dalı bu, adli mimari. Bu noktada en ince ayrıntısına kadar bugün birkaç defa izledim ve çok etkilendiğimi söylemeliyim. Şu ana kadar ki hem bu olayda hem de diğer adli olaylarda gündeme gelmiş çok önemli raporlardan bir tanesi. Soruşturmanın seyrini değiştirecek özellikle. Kamuoyuna açıklanmadan önce rapor Diyarbakır Barosu tarafından zaten savcılığa verilmiş. Hı hı. Baktığımızda bu raporun ortaya koyduklarını da düşündüğünüzde dava sürecini etkileyebilir mi? Nasıl etkileyebilir ya da? Şimdi bu rapor bir uzman mütalası şeklinde baro tarafından ilgili yerlere başvurularak hazırlatılmış bir rapor. Bir anlamda bilirkişi raporu mütalaa kapsamında değerlendirilebilecek. Biliyorsunuz mahkemeler... Hukuk doğrudan bilirkişi görüşüyle bağlı değildir. Bu adli tıp kurumu da olsa, özel bilirkişi raporları da olsa. Önemli olan olayın aydınlatılmasına yönelik bilme dayalı, kanıta dayalı bir rapor söz konusu mu? Mahkemeyi ne düzeyde ikna edecek? Karanlıkta kalan noktaları açığa çıkartacak mı? Önemli olan bu. Yoksa raporlar arasında herhangi bir fark söz konusu değil. Daha önce de zaten bağımsız uzmanlar tarafından bu olayda rapor düzenlenmişti. Şunu da soralım, işin içinde olmayanların ilk defa belki de duydukları bir terimde, en azından benim, Gökçe senin de belki öyle, adli mimarlık terimini biz bilmiyorduk. Türkiye'de sık sık başvurulan bir şey midir adli mimarlık ve nedir bu adli mimarlık? Biraz önce söyledim, çok sık kullandığımız bir alan değil ama giderek geliştiğini söylüyoruz. Bu konuda çalışan birkaç tane arkadaşımız var. Sadece adli mimari değil, adli mühendislik de bunun bir alt grubu olarak değerlendirilebilir. Önemli olan, yani sadece işte çizgi film şeklinde ortaya koymak değil, görsel olarak olayın nasıl meydana geldiğini heyete aktarabilmek, kişilere aktarabilmek. Şimdi Diyarbakır, Sur'daki o mimariyle düşünecek olursak aslında birkaç tane görüntü var. Koşan insanlar, yerde yatan birisi, kameramanlar ama anlamakta güçlük çekiyoruz olay yerini. Nasıl meydana geldiği konusunda. Ama bu çalışmada olduğu gibi saniyesine kadar, zaman çizelgesine kadar eş zamanlı olarak olayı değerlendirmek, dışlama yoluyla olasılıkları ortaya koyması açısından çok önemli. Ama bunun dışında dediğim gibi daha önce de adli animasyon dediğimiz çalışmalar yapıldı. Çok da faydalı oldu ama bu ders niteliğinde bir rapor olduğunu söyleyebilirim. Türkiye'de hocam yine siz belirttiniz böyle çalışmalar oluyor ama gerçekten böyle kurumlara ihtiyaç var mı? Güçlendirilmesi gerekir mi bu tarz kurumlar? Kesinlikle. Kesinlikle güçlendirilmesi gerekiyor. Özellikle bu
bilgisayarla uğraşanlar, dijital platformda çalışanların aslında biraz daha fazla ilgi göstermesini bekliyoruz bu alana. Bu bir ekip işi. Sadece bir adli tıp uzmanın ya da adli bilimlerde çalışan bir uzmanın yapacağı bir iş değil. Tabii ki kamera açısına kadar istediğimiz yere koyabiliyoruz. Dolayısıyla çok farklı bir boyut getiriyor olayların çözümlenmesinde. Biz zaman zaman çaresiz kalıyoruz olayları değerlendirirken. Bu konuda herhangi bir şey söylenemeyecek. Çünkü karanlık bir yer var ama baktığımızda o karanlık yerin bu raporda aydınlatıldığını görüyoruz. Doldurulmuş değil mi hocam? Evet, yani, boşluklar doldurulmuş. Boşluklar doldurulmuş. Evet, bir soru daha soracağım hocam. Siz de az önce dediniz ya, sadece ortaya bir rapor koymamış, dayanaklı temellendirmiş anladığım çok kadarıyla. Önemli olan. Dediğiniz gibi boşluklar doldurularak, zaman çizelgesi, ses çizelgesi ayrı ayrı ayırarak, işte olayın yaşandığı anı 9 saniyeye kadar sınırlayarak vesaire. Burada hocam siz ateşli silahlar çalışıyorsunuz değil mi hocam? İlgileniyorum. Ne dersiniz yani olayın yaşanma anına dair ne söylemek istersiniz? Şunu söyleyeyim. Olay yeri incelemesinin çok yetersiz olduğunu söylemeliyim. Belki o yerel koşullar nedeniyle yetersiz bir şekilde yapıldı ama eğer en başta olay yeri incelemesi çok daha sağlıklı koşullarda yapılabilseydi, güvenlik önlemi alınsaydı, belki o şu anda bulunamayan mermi çekirdekleri bulunabilecekti. Ama kayıp çok önemli bulgular var. Bir takım evet varsayımlar üzerinden hareket ediliyor ama rapora tekrar geri döneceğim. Varsayımların önemli bir kısmını da dışlıyor. Evet. Bu açıdan daha da dar bir alanı sıkıştırmış durumda bu rapor. Mutlaka dikkate alınması gerekiyor. Her saniyesinin aslında sadece sonuç bölümü değil, en baştan itibaren nasıl meydana geldiği konusunda çok önemli verileri de içeriyor. Belki şu anda aklımıza gelen ileride sorulması gereken başka soruların cevabı da bu raporun içinde. Şimdi siz olay yeri incelemeden bahsettiniz. Olay yeri incelemedeki eksikliklerin bahsedildiği bir başka olay da Şule Çet olayı. Burada bir adli tıp uzmanı gözüyle baktığınızda o olaydaki olay yeri incelemedeki aksaklıkları nasıl tarif edersiniz? Aslında buna da bir raporla cevap vermekte fayda var. Daha doğrusu raporla cevap verildi. Bu söyleyeceklerime Mersin Üniversitesi tarafından bu konuyla ilgili bir aynı bu kapsamda bir bilimsel mütalaa hazırlandı. İki öğretim üyesi arkadaşımız tarafından o raporda eksiklikler vurgulandı. Olay yeri incelemesi bunlardan bir tanesi. Ama bu vakada başka eksiklikler de söz. Daha doğrusu değerlendirmede, yorumlamada bir takım sıkıntılar olduğunu söylemeliyim. Ama bu en son hazırlanan uzman mütalaası bu raporda da, bu davada da önemli sayfalar açacak diye düşünüyorum. Hocam bu kadar çelişkili iki rapor nasıl olabiliyor? Yani bir tanesinde olay yeri delillerine dahi bakılmamış, işte yerdeki eski yeni lekeler kan izlerine dahi bakılmamış, cinsel saldırının boyutu yeteri kadar açıklanmamış, çene kemiğindeki kırılmaya dair örneğin düşme etkisiyle olmuş olabileceği söyleniyor. Fakat bir diğer raporda düşme etkisinden daha önce yaşanmış olabilir deniyor. Yani bu kadar çelişkili bir rapor nasıl, iki rapor nasıl var yani elimizde? Şunu söyleyeyim tabii olaya nereden baktığınız önemli ama bazen çaresiz kalabiliyoruz. Yani vakaları değerlendirmekte halkta infial yaratmış bir olay. Bazen o bilimsel gözle baktığımızda her şeye cevap veremiyoruz. Olasılıkları sıralıyoruz. Yakın zamanda ilgilenmeye başladım bu olguyla ilgili olarak. Evet böyle olasılıklar var. Özellikle yüksekten düşmeler bizim açımızdan çok sıkıntılı vakalardır. Soru öncesinde herhangi bir travma var mı yoksa yüksekten düşmeye bağlı. Bunların tabii iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Bu sorunuza başta sorduğun soruya iki şekilde cevap verebilirim. Bir, baktığınızda bir resmi bilirkişi raporu var. Bunun ötesinde başka bilirkişi raporları da var. Belki takip etmişsinizdir. Uzman mütalaası şeklinde yine bir adli tıp uzmanının verdiği bir rapor var. Olayın nasıl meydana geldiği konusunda kişisel yorumlarını da katarak hatta bilimsel olma ihtimali olmayan, hiçbir zaman kullanmadığımız literatürlerden de alıntı yaparak bir takım yorumlar. Onu dikkate bile almıyoruz zaten. Almamamız da gerekir. Hatta bu onu hiç konuşmamak gerekiyor. Tırnak için onu söyleyerek hemen kapatayım. İş yoğunluğu çok fazla. Adli tıp kurumuna. Bu bir bahane mi? Aslında değil. Daha ayrıntılı değerlendirme yapılabilirdi. Belki sorulan sorular hususunda hukukçuların, mahkemenin, savcılığın sorduğu sorular daha net olmalı. Gerekirse
Aslında biz şunu istiyoruz. İnsanlar yazdıkları raporları savunabilmeli, açıklamalılar. Hı hı. Aslında bu rapor her şey kağıda yansımayabiliyor. Ama Mersin Üniversitesi'nin hazırladığı rapora baktığımda önemli ölçüde ne demek istediklerini hı hı. ve bütün eksiklikleri bütün çıplaklığıyla aktarmış gibi duruyorlar. Gerçekten okumakta zorlandığımız bir rapordu. O mesela kafa üstü düşmenin, yani bir insan eğer kafa üstü düşerse bunun intihar olmadığı yönünde de uzman görüşleri vardı. Yani bir insanın kafa üstü düşmesi intihar ihtimalini çok çok azaltan bir şey midir? Yani buradan yola çıkılabilir mi? Böyle genellemeler yapmak çok tehlikeli. Ayak üstü, yok kafa üstü, yan düştü. Her olay kendi içerisinde değerlendirilmesi gerekir. Sadece bir olaya bakarak bir başka olay hakkında yorum yapmak çok sıkıntılı. Şimdi bu vakayla ilgili aslında yeni yeni veriler ortaya çıkıyor. İşte bir takım ilaç kullanımlarından söz ediliyor. Mesela o ilacın kullanılması lazım. Şimdiye kadar sadece depresyonda kullanıldığı söylenen ilaç, literatüre baktığınızda aslında bir seks drug olarak da zaman zaman kullandığı söylenen ilaçlardan bir tanesi. Burada da yine olay yeri incelemesi giriyor. Kişinin kendi kullandığı ilaç mı, o zaman mı verilmiş? Ve bulguların, saptanan bulguların biraz daha derin bir şekilde analiz edilmesi gerekiyor. Yoksa her olayda bir yüzlerce, binlerce olasılık sıralayabiliriz ama hukukun beklediği o değil bilir kişilerden. Biraz daha hani yol gösterici olması. Bu anlamda raporların bazılarında eksiklikler olduğunu söyleyebilirim. Ama iyi ki bu uzman mütalaaları var, bilimsel raporlar var. Bir anda herkeste bir soru işareti, acaba bu niye böyle olmadı diye ortaya çıkıyor. Umarım mahkemede tarafların bilir kişileri o bilimsel dayanaklarını açıklama fırsatı da bulurlar ayrıca. Hocam son bir soru sormak istiyorum. Şimdi az önce dediniz ki aslında niyet okuması yapmadan, bu kadar çelişkili iki rapor sorusunda niyet okuması yapmadan aslında bir Türkiye'de kurumların güçlü olmadığı, iş yoğunluğu çok fazla dediniz hı. örneğin. Yani ve insanların yazdıklarını savunabilecekleri bir atmosferinde olmadığı. Yani çok böyle vakayla karşılaş, özellikle kadın cinayetlerinde. Maalesef. Tabii burada iş yoğunluğu bahane gösterilebilir mi bilmiyorum. Fakat sizce neler yapılması gerekir? Yani bir bilimsel anlamda düzgün çalışabilmesi için Adli Tıp Kurumu'nun. Çünkü geçmişi de düşündüğümüzde kurumsal olarak şey bir kurum. Bizim alanımızdan bir örnek vereyim. Biz raporlarımızı kanaatimizi bildirir rapordur diye bağlarız. Ama bu yeterli değil. Bu kanaatler bazen çok tehlikeli yerlere gidebiliyor. Evet, mahkemeler bilirkişi raporuyla bağlı değil ama yazdıkları raporları savunabilmeliler. Bilimsel olarak farklı doğrularımız da olabilir. Yani bu vakayla bile ilgili olarak evet tartışılabilir bilimsel ortamda. İşte bunun mahkeme aşamasında taraflar ortaya koyup tartışılabilmeli. Bazen raporda anlatılamayan, yani ona iş yoğunluğu da diyebiliriz, başka etkenleri de sayabiliriz ama sadece rapor yazılıp bitmesi yeterli olmuyor. Bu raporun açıklanması gerekiyor. Hı-hı. Bazen şu raporlar, şöyle raporlar da karşılıyoruz. Bir de tercüman gerekiyor o raporu anlayabilmek için. Hı-hı. O yüzden hani yazanların ifade edebilmesi kendisini mahkemeyi ikna etme açısından çok önemli. Dünyanın önemli yerlerinde bu yapılıyor zaten. Hani bunu çok da fazla tartışmaya gerek yok. Sadece kanaatimizi bildirip raporu yazmak maalesef yeterli olmuyor. Ortaya koyup birden fazla rapor olabilir. Çelişkili raporlar olabilir. Çelişkili olması önemli değil. Önemli olan doğrunun ortaya çıkması. Tartışılarak doğrunun ortaya çıkması. Yoksa çelişki olabilir. Bilimde çelişki zaten var. Hı hı. Ama bunun bilimsel dayanaklarıyla o olayın özelinde tartışılması çok önemli adli olgularda. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet, İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Nadir Arıcan konuğumuzdu. Güne bakış devam ediyor. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan yerel seçimler için ilk mitingini Sivas'ta yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart yerel seçimleri için ilk mitingini gerçekleştirmek üzere Sivas'taydı. Erdoğan, Sivas Ulu Cami'de kıldığı cuma namazının ardından Sivas Valiliğini ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ziyaretin ardından Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda Sivaslılara seslendi.
Bak kardeşim, biz kitlere filan hepsine kadrolarını verdik. Bizden bir şey beklemeyin. Tamam, hepsini verdik, bizden bir şey beklemeyin. Ve şu toplantıyı da provoke etmeyin. Her şeyi verdik. Her şeyi verdik. Alışılmış bir siyasetçi değilim. Alışılmış bir liderde değilim. Provoke etmek suretiyle lütfen samimi olalım, dürüst olalım. Bu toplantımızda gayet güzel bir şekilde çıkaralım. Değerli kardeşlerim, bizler bakınız Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de terörle mücadeleyi verirken, onları sıfırlarken, temizlerken sizin söylediklerinize bakın. Ve şu anda hala bu mücadele bütün ciddiyetiyle devam ediyor. Biz bunu yaparken birileri bizi farklı yerlerden vurmaya çalışıyor. Ne diyorlar? Domates. Ne diyorlar? Patlıcan. Ne diyorlar? Patates. Ne diyorlar? Sivri biber. Ya düşünün be, düşünün. Bir merminin fiyatı nedir? Düşünün. Benim Mehmet'imin giyinip kuşanması ve teröristlere karşı verdiği bu mücadelenin bedeli nedir? Bunu bir düşünün. Bunları bu iktidar yapıyorsa, bunları bu iktidar başarıyorsa, siz daha hala kalkıyor patates, soğan, domates, sivri biber, bunlarla konuşuyorlar. Yani bizi George, Hans bir yerlerden vurmak istiyor. Bunlar da George'a, Hans'a ne oluyorlar? El ayak oluyorlar. Açılan Sandık programında İrfan Bozan, yerel seçimlere doğru giderken ittifaklardaki son durumu değerlendirdi. Cumhur İttifakı illeri neden artıyor? İki gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli bir araya geldiler. Bu bir araya gelmede meclis başkanlığı konusu da konuşulmuş. Binali Yıldırım'ın artık istifa edeceği kesinleşti. Ama asıl açılan sandığı ilgilendiren konuysa Cumhur İttifakı'nın il sayısının artması. Hemen bahsedelim. Cumhur İttifakı yani AKP ve MHP 30 büyük şehirde ortak hareket etme kararı almışlardı. 3 büyük şehir MHP'ye bırakılmıştı. 27'si AKP'ye. AKP bir jest yaparak Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de de aday çıkarmama kararı almıştı. Dolayısıyla toplam 31 ilde bir işbirliği vardı. Karşı tarafta ise CHP ve İYİ Parti arasında ise toplam 50 ilde ittifak yapıldı. Dolayısıyla Cumhur İttifakı geride kaldı. Belli ki bu açıklamaların ardından illerden nabızlar geldi, anketler yapıldı ve Cumhur İttifakı fark etti ki eğer bazı illerde ittifak yapmazsak bu illerde kendi belediye başkanlıkları el değiştirebilir. Belli ki bu masaya yatırıldı. İlki anlaşmasına varıldı bilgileri geliyor Bahçeli ve Erdoğan arasında. Şimdi kurmaylar oturacaklar masaya, hesap kitap yapacaklar. Şu illerde ittifak yapmalıyız çünkü karşı taraf alabilir diyecekler. İlk gelen bilgiler toplam 49 ilin gözden geçirileceği şeklinde. Öncelikle karşı tarafın yaptığı yani CHP ve İYİ Parti'nin yaptığı 27 il masaya yatırılacak. Aslında bu CHP ve İYİ Parti arasındaki bu 50 il olmasının ardından ben bir öngörüde bulunmuştum. Cumhur İttifakı kesin buna yanıt verir. Çünkü ilk bakışta bile sadece kağıt üstünde yani 24 Haziran sonuçları masaya yatırıldığında dahi 4 ilin el değiştirmesi kaçınılmaz. Örneğin Isparta İYİ Parti'ye gider MHP'den, Artvin, Bilecik ve Kırşehir AKP'den CHP'ye gidebilir. Bunlar sadece 24 Haziran projeksiyonuyla yaptığımız değerlendirmeler. Bunlar dışında tabii başka iller asıl tetikleyici. Evet, yerel seçimler öncesi Medyascope ekipleri İstanbul'un ilçelerinde, İstanbul'un dört bir yerindeydi. Fatıma Çelik ve İbrahim Yayan adalarda, Kubilay Barış Çelik ve İlknur Yılmaz Üsküdar'da, Canan Coşkun ve Recep Berber
Hem Beyoğlu'nda hem Ekrem İmamoğlu ve İstanbul CHP adaylarının buluşma noktasında ve Gamze Elvan ve Aytuğ Özçolak Bakırköy'delerdi ve şu an yanımızdalar. Her birinden izlenimlerini alacağız. İlk olarak Canan Coşkun'a dönmek istiyorum. Canan Coşkun, sen ilk olarak İstanbul İl Başkanlığı Kampanya Koordinasyon Çalıştayı'na gittin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ekrem İmamoğlu mevcut belediye başkanlarıyla ve belediye başkan adaylarıyla bir araya geldi. Aslında İstanbul'un ilçe belediye başkan adayları belirlenirken epey bir sorun yaşanmıştı diyebiliriz. Parti meclisi olaylı geçti. Canan Kaftancıoğlu il başkanı istifa etti, sonra geri çekti istifasını vesaire gibi bir sürü sorun olmuştu, fakat sonunda bir araya geldiler. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Ekrem İmamoğlu'nun adaylara verdiği mesajla başlayalım. Ekrem İmamoğlu parti içi çekişmeleri, parti içi tartışmalara yönelik aslında uzlaşı çağrısı yaptı. Pir Sultan Abdal'ın illi dostun bir tek gülü yaralar beni sözüne alıntı yaparak arkadaşlık, yol arkadaşlığı vurgusu yaptı. Küskünleri, gönlü kırılmış arkadaşlarımızı unutmayacağız. Özel bir ilgi ve alaka göstereceğiz onlara dedi. Sürece nasıl katkıda bulunabilirin konuşulması gerektiğini söyledi. Zor günde kimin ne yaptığını unutmayacaklarını belirtti. Tartışmaların ve çekişmelerin bitmesini ister gibi bir hali vardı İmamoğlu'nun. Şimdi Üsküdar'a dönelim. Kubilay Barış Çelik ve İknur Yılmaz bugün Üsküdar'dalardı. Üsküdar ilginç bir yer. Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin birbirlerine yakın oylar aldıkları bir yer. Hemen bir hatırlatmada bulunalım. 2014'te Adalet ve Kalkınma Partisi 2 puan önde almıştı burada yarışı. Referandumda hayır oyu çıktı. 24 Haziran'da ise Cumhur İttifakı %49, Millet İttifakı ise %41 oy aldı. Şimdi Üsküdar'da Cumhuriyet Halk Partisi Ahmet Kılıç'ı aday gösterdi. Üsküdar'da tanınmış bir siyasetçi. Adalet ve Kalkınma Partisi ise mevcut belediye başkanıyla Hilmi Türkmen'le devam ediyor. Şunu soralım, iki parti arasında yakın bir yarış geçeceğe benziyor mu Üsküdar'da? Hayır, Üsküdar'a baktığımız zaman kamuoyunun sahip olduğu Üsküdar algısıyla çelişen bir imaj görmüyoruz açıkçası. Şimdilik ortalık sakin görünüyor. Açıkçası burada CHP adayından cadaya genel olarak tanınmıyor. CHP'ye oy vermesine rağmen CHP adayını tanımayan seçmenlerle karşılaştık. İnsanlar pek çok şeyden şikayet etse de Üsküdar'da gene de Adalet ve Kalkınma Partisi burada hakim parti olarak görünmeye devam ediyor şimdilik. Buradan tekrar stüdyoya dönelim hemen. Gamze Elvan yanımızda, Aytuğ Özçolak'la birlikte. Bakırköy'deydin Gamze. Bakırköy'de problemli ilçelerden biriydi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Bülent Kerimoğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun Argo'da söyleyecek olursak arıza çıkardığı adaylardan biriydi. Hatta Cumhuriyet Halk Partililer Bakırköy'de Bülent Kerimoğlu'na istifa tezahüratları yapmıştı. Fakat Bülent Kerimoğlu'na gelmeden önce Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı Mehmet Umur'u sormak istiyorum sana. Çünkü sen röportaj yapma fırsatı yakaladın. Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Mehmet Umur'la. Kendisi bir sanayici. Neler söyledi? Edindiğin izlenimle, çünkü Bakırköy'ün bir kale, CHP kalesi bir yer, ilçe olduğunu da söylersek, nasıl buldun Mehmet Umur'un motivasyonunu? Şimdi bundan önce şeyi ilave etmek istiyorum. Gibi bir tabirde kullandı. Kendisi seçim çalışmaları için bir dosya hazırlamıştı. Bunlardan bir tanesi işte her mahalleye muhtarlık koymak gibi, işte insanların sorunlarını çözmek gibi ya da işte mevcut sistemde ne kadar sorun varsa bunların hepsini düzelteceğine dair bütün dileklerini aktarmıştı. Bunun yanı sıra da şunu eklemişti Gökçe. Bize dedi ki, ben dedi sanayiciyim. Dolayısıyla buradaki esnafla da aram iyi ve ben çok iddialıyım bu konuda dedi. Başka ne ekleyebilirim? Şeyi sorduğumuzda kendisine son olarak işte hani diğer adaylar da var. Hani siz burada neyi görüyorsunuz diye sorduğumuzda kendisi bize biz
adaylara bakmıyoruz, biz partilere bakmıyoruz. Biz tamamen kişilerden oy alacağız. Tamamen partiye değil de kişiye oy alacağız. Ve biz burada şansımızın yüksek olduğunu düşünüyoruz dedi. Gerçekten çok iddialı gözüküyordu. Bunları ekleyebilirim sizlere. Şimdi Canan Coşkun'la devam edelim. Ondan sonra da siz Beyoğlu'na geçtiniz. Beyoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Alper Taş üzerinden, onun... solcu biri olması üzerinden çok konuşulmuştu. Bunun dışında Beyoğlu'nda tabii Adalet ve Kalkınma Partisi'nin MHP'yi de yanına aldığı zaman daha yüksek bir oranda olduğunu söyleyebiliriz. Beyoğlu 3 dönemdir de Ahmet Misbah Demircan'dı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Beyoğlu Belediye Başkanı. Bu seçimde o yok. Beyoğlu'nda bu sefer Haydar Ali Yıldız var ki Erdoğan'a yakın bir isim olduğu söyleniyor. Burada neler olabilir? Seçmen Alper Taş'a nasıl bakıyor ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı tanınıyor mu? Nasıl yaklaşıyor Beyoğlu seçmeni? Biz Beyoğlu'nda 3 semt gezdik. Tarlabaşı, Cihangir ve Tophane'ye gittik. Çünkü bu 3 semtin de hem etnik hem de ekonomik farklılıkları vardı. O yüzden iyi bir kıyas yapabileceğimizi düşündük. Özellikle Kürt seçmenler açısından değerlendirecek olursak Alper Taş'ın büyük bir şansı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü hem işte çünkü eskiden ÖDP Başkanlar Kurulu üyesiydi. Oradan dolayı tanınıyordu. Bir de üstüne CHP'li kimliği de eklenince, çünkü CHP'nin kemikleşmiş seçmenlerinin de oyunu alabileceği benziyor. Biz ilgi çekici bir röportaj yaptık. Gerçi kameramıza konuşmak istemedi. Bir genç vardı, camiden çıkıyordu. Namaz kılmış ve çıkıyordu. Ona dedik ki oyunu kime vereceksiniz? O da dedi ki ben şimdiye kadar hayatımda hiç CHP'ye oy vermedim ama Alper Taş'a oy vermeyi düşünüyorum çünkü sosyalist dedi. Yani böyle parti aidiyet üzerinden değil, adaya doğrudan oy vereceğini söyledi. Öte yandan Tophane pek şaşırtıcı değildi çünkü orada daha çok AKP'ye oy veren bir kesim yaşıyor. Onlar yine böyle AKP'ye oy vereceğini söyledi. Bir hatta kapısında Erdoğan'ın posteri olan bir kahvehaneye girdik. Oradaki orada oturan kişilerden birisi şey dedi, Cihangir'i tanımlarken entel görünme çabasında olan gençler yaşıyor. Dolayısıyla bunun bir karşılığı yok CHP'ye. CHP'nin seçmeni var diye bir algı oluşuyor Beyoğlu'na ama böyle bir şey yok dedi. Yine AKP kazanacak dedi burada da. Yani Alper Taş'ın, senin de dediğin gibi Alper Taş'ın elbette bir şansı var, bir karşılığı var ama yani AKP ve MHP oyları birleştiği zaman özellikle son 24 Haziran seçimlerindeki kadar yüksek bir katılım olursa bu seçime açıkçası böyle kafa kafaya işte belki 5 puan gibi böyle bir şeyle AKP'nin geçme durumu var ama dediğim gibi bu 24 Haziran'daki katılımın tamamen aynı şekilde sağlanması durumunda olacak gibi görünüyor ama Alper Taş'ın bir karşılığı var Beyoğlu'nda. Gamze'ye dönelim tekrar. Gamze Elvan, Bakırköy'de tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Bülent Kerimoğlu, sen de belirttin. Sokaktaki seçmenlerle konuştunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi orası. Seçmen ne diyor? Bülent Kerimoğlu bu yaşanan tartışmalardan dezavantajlı çıkmış mı yoksa hala avantajını koruyor mu? Biz Mehmet Umur'a CHP'nin kalelerinden bir tanesi burası dediğimizde hayır CHP'nin kalesi değil demişti. Yani 2004'ten beri buradalar demişti. Dolayısıyla hani sarsıntılı olacak, bu onlara iyi gelmeyecek gibi bir tabir kullanmıştı. Dolayısıyla buradan kaleye atıfta bulunarak Kerimoğlu'na dönmek istiyorum. Kerimoğlu'yla bugünkü il başkanlığı toplantısında görüşme şansı yakaladık. Kerimoğlu'na şey sorduğumuzda ne bekliyorsunuz? Sizi eleştiren, hani protesto eden demeyelim de onun adaylığı açıklandığında eleştiren kesim vardı, tepki gösteren isim vardı. Nitekim az önce belirttiğin gibi Canan Kaftancıoğlu'nun da istifasına ve daha sonrasında geri çekmesine sebep olan bir isimdi. Bunu kendisine sorduğumuzda ve İyi Parti'ye oylarının gidip gidemeyeceğini sorduğumuzda bize şey söyledi. Ne olursa olsun İmamoğlu'nun söylediklerine atıfta bulunmuştu.
bulunarak evet bir tartışma oldu ama bu tartışma bitti. Ama ne olursa olsun tartışmaları kenara koyacak bizim seçmenlerimiz ve bize oy vermeye devam edecekler. İyi Parti'ye de ya da diğer partilere de CHP seçmeninden aday çıkmayacak diye bir vurgu yaptı. Kendisi %70 oy alacağını söyledi ve biz tüm milletle ittifak yapmak istiyoruz dedi. İttifak yaptığımız insanlar partiler değil, ittifak yaptığımız partiler değildir, insanlardır dedi. Dolayısıyla oylarında azalma değil de artma olacağını belirtti kendisi. Bir tabir vardır, bilirsiniz AK Parti seçmeninde ahiretim için AKP'ye oy atacağım diyen bir muhafazakar çevrelere bir atıfta bulundu. Dedi ki bize bunlar da oy verecekler dedi. Bize bu seçmenler de oy verecekler dedi. Bütün kesimlerden oy alacağız dedi. Seçmenlere gelecek olursak çok farklı seçmenlerle karşılaştık. Mesela AK Parti'ye oy vermiş insanlarla da karşılaştık ve bu seçimlerde CHP'ye oy vereceğini belirten seçmenlerle karşılaştık. Nitekim CHP'ye doğma büyüme oy veren ve daha sonrasında bu seçimlerde Bülent Kerimoğlu'nun faaliyetlerinden memnun olmayan seçmenlere seçmenlere ve dolayısıyla İYİ Parti'ye oy verecek seçmenlere de rastladık. Bir de bu zamana kadar CHP'ye vermiş, hatta İmamoğlu'na mı, Büyükşehir'de İmamoğlu'na mı ya da işte Yıldırım'a mı oy vereceğine hala karar vermemiş. Ama şu anda Mehmet Umur'a oy verebileceklerini söyleyen seçmenlerle de karşılaştık diyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Gamze Elvan, Canan Coşkun. Evet, Skype hattımızda şu anda Fatima olacaktı fakat bir araya haber giriyoruz. Daha sonra bağlantı sağlayacağız. 176. Medyaskop açık oturumunda İrfan Bozan konukları Ali Bayramoğlu, Reha Ruhavioğlu, İrfan Aktan ve Murat Sabuncu ile yerel seçimde HDP faktörünü tartıştı. Türkiye 2015 yılından başlayarak 2016'da bu arttı. 2015'te çözüm sürecinin bitmesi ve çatışmaların yeniden başlaması. Biraz Suriye faktörünün etkisi diyelim ya da Suriye faktörünün Türk siyasal sistemi tarafından algılanması. İkincisi bu Fethullah ayaklanması ve darbe girişimi 2016'da yaşanan birbiriyle daha antagonist olan, çok konuşmayan, hatta çatışma içerisinde olan bir dizi aktörü bir araya geliyor. Milliyetçi Hareket Partisi, ben burada devletin kimi karargahlarının hala varlığı olduğunu düşünüyorum. AK Parti gibi merkez sağ büyük temalarıyla bir araya gelen biraz daha BK siyaseti, devletçi, merkezci bir milliyetçi siyaset üstüne kurulu bir ittifak karşımıza çıktı. Bu ittifakın ben en büyük yapıştırıcısının anti-Kürt pozisyon olduğu kanaatindeyim. Anti-Kürt'ü hareket anlamında kullanıyorum. Siyasi partilerin yani saydığım siyasi partileri ki bunlara Cumhuriyet Halk Partisi de çok uzak tutarak düşünmüyorum. Bu siyasi partilerin girilen bu yeni dönemde yani devlet krizi ve devleti restore etme politikaları etrafında Kürtleri ve Kürt hareketini daha şeytanlaştırdığı ve oradan hareketle siyasi alanı sadece politikalar açısından değil siyasi alanın dizaynında da Kürtleri devre dışı bırakma konusunda bir ittifak sağladıklarını düşünüyorum. HDP'nin belirlediği yerel seçimlerle ilgili strateji ve taktik aslında bu seçimlerin AKP-MHP koalisyonunu zayıflatmak için muhalefet açısından çok önemli ve belki de son şanslardan biri olduğu yönünde. Birincisi bu. İkincisi Kürtlerin daha önce çeşitli boykotları oldu, 2010 referandumunda olduğu gibi ya da 1990'lı yıllarda da benzer şekilde tavır aldığı Kürt hareketinin dönemler oldu ama bir süredir Kürt hareketi bir tür iktidarla hesaplaşmanın sahası olarak seçim dönemlerini görüyor. Seçim sadece sandığa gidilen gün değil, ondan önceki siyasi
tartışma ve çatışma dönemi de HDP ve Kürt hareketi açısından iktidarla bir tür hesaplaşma dönemi olarak işlevselleştiriliyor. HDP biliyorsunuz bir çözüm süreci partisi. Yani Kürt meselesinde artık şeyi meseleyi taşıyacak, omuzlayacak ve sivil alanda temsil edecek bir aktör olarak 7 Haziran'da ilk başarı hikayesini yazdı ve pik yaptı. Ve hemen arkasından 1 Kasım'dan itibaren Türkiye'deki atmosfer değişti. Şiddet ortamına geri dönüldü. 7 Haziran'da yazılan o başarı hikayesi ne öyle bir ortam oluştu tekrar yazılabilecek ne de HDP 7 Haziran'daki kadar güçlü bir cazibe merkezi olabildi. Dolayısıyla bir de yerel seçimlerde genelde iki ana aktörün yarıştığını da hesap edersek özellikle bu üç ilde etraftaki irili ufaklı partiler, oylar bu çevreler etrafında toplanıyor. Örneğin 2014'te işte Hüdapar vardı, bu seçimde Hüdapar olmayacak. İşte bölgede özellikle bu üç şehirde hani Batı'da İyi Parti Batı'da Millet İttifakı diye bir ittifak var. Saadet daha çok İyi Parti ve CHP ile giden. Fakat burada öyle bir şey yok. İyi Parti ile %1 de 2 de kaç da oy olsa öyle Millet İttifakı'na falan değil. Belediyelerde AK Parti'yi tercih edecekler. Şimdi 7 Kürt seçmenin tavrı ne olacak? Türkiye her seçim döneminde genel seçimlerde, yerel seçimlerde bunu konuşup bunu tartışıyor. Bu son derece sorunlu bir konu. Yani Kürt seçmenin genel anlamdaki problemleri, bölgede yaşananlar, bunları çok tartışmaktan çok AKP'nin ve iktidarın HDP'yi kriminalize etmesi kadar muhalefetin de utangaç şekilde seçimden seçime Kürt seçmeni ve HDP'yi hatırlaması da aynı derecede problemli ve sorunlu bir konu. Öncelikle seçimden seçime hatırlanan Kürt seçmenden bence özellikle muhalefet, bu sessizce perde arkasında ortaklıklar yapmalar, bu iktidarın kriminalize etmesi kadar problemli. Bu iktidarın kriminalize etmesini kendi içinde haklı gören ve soru işareti yapan bir süreç. Evet, az önce Skype bağlantısında küçük bir problem yaşamıştık. Şimdi tekrar adalara uzanalım. Arkadaşlarımız İbrahim Yayan ve Fatıma Çelik adalardalar. Fatıma Çelik merhaba. Hoş geldin Fatıma. Merhaba Burak, merhaba Gökçe. Havanın soğuk olduğunu biliyoruz. Sizi de fazla yormak istemiyoruz. Ama şunları da merak ediyoruz. Açıkçası adalarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı gazeteci Erdem Gül ve bunun dışında da adalarda seçim sonuçlarına baktığımız zaman özellikle 24 Haziran'da HDP'nin aldığı %23.3'lük bir oy var. Birincisi sizin konuşabildiğiniz CHP seçmenleri Erdem Gül ismine nasıl bakıyor? İkincisi burada HDP seçmenleri kime oy vermeyi düşünüyorlar ve ne kadar belirleyiciler? Evet, konuştuğumuz CHP seçmenleri aslında ikiye bölünmüş durumdalar. Erdem Gül'ün adalı olmayışı ve AK Parti adayının adalı oluşuyla ilgili böyle ufak tefek tartışmalar var. Ama AK Parti propagandasını adalı olmak ve olmamak üzerine kurgulamış görünüyor daha doğrusu. Ama seçmende bunun karşılığını tam olarak göremedik. Erdem Gül'ü sorduğumuzda çoğu kişinin tanıdığını, çoğu kişi tanıdığını söylüyor. HDP seçmenine gelecek olursak, evet dediğin gibi bir önceki seçimlerde bayağı %17-23 arası bir oy oranı vardı. Bu seçimlerde biz HDP ilçe örgütü eş başkanıyla telefonda görüştük bu geldiğimiz ziyarette. Kendisi HDP seçmeninin henüz tam olarak karar vermediğini söylüyor. %50 oranında CHP'ye oylar gidebilir. Onun dışında AK Parti ve DSP'nin adayı ve bir de muhtemel bağımsız aday arasında bölüşülecek gibi. Fatıma Çelik, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet, devam ediyoruz güne bakışa. Beyazıt'taki Saflar Çarşısı'nın önündeki tek şekerli çınar altında 55 yıldır sergi açan Hüseyin Avni Dede 8 aydır buradan sürgün. Muhabirimiz İknur Yılmaz dedenin hikayesini aktarıyor. Hadi.
68'e kadar burası Bit Pazarı'ydı, Beyazıt Meydanı. O sırada okuldan çıkınca işte pazar günleri bilhassa sergi kurulurdu. Ben de o sergiye devamlı gelirdim. Mesela Anadolu'nun en ücra köşelerinden böyle gelenler oluyor. Beni özellikle hem üniversiteyi bitirmiş o 20 sene önce mesela, 20 sene sonra geliyor beni burada buluyor, seviniyor. Yani ben de tabii seviniyorum, sanki bir görev gibi duruyorum burada. O Ramazan'da burada böyle bir belediyeye bir saldıranlar olmuş, kendini bilmez 3-5 kişi mesela. Onları tespit etmişler, kameraya almışlar. Mesela işte onları cezalandırsınlar yani. Onların yanında işte o kadar esnaf perişan oldu. Dört sene önce de yine böyle bir şey yaşadık. O zaman da belediye mallarımı almıştı. Biraz şey oldu böyle işte, ses getirdi. Onun sayesinde işte bize bir geçici kart verdiler. İki sene biraz rahat eder gibi olduk ama gel gelelim buranın şeyi tabii kalabalığı bitmedi. Havalar güzel olursa kendi kitaplarımı koyuyorum. İşte 3-5 kitap oluyor. İşte eş dost geliyor, tanıdık geliyor. Çarşı esnafı olsun. İşte genelde onlarla ayakta duruyorum. Evet, Güne Bakış'ın bu haftalık sonuna geldik. Sırada Bediran Aybar'ın sunacağı haftalık Kürtçe Haber Bültenimiz Kurta Hefte var. Pazartesi aynı saatte görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.